Biz babamızdan öğrendik. Babamız da babalarından öğrenmişler zamanında. Çocukken biz ufakken kazanın yanına gelirdik. Nasıl piştiğini falan merak ederdik. Toplamasını falan annem babam yaparlardı. Sonra biz de yavaş yavaş babam artık elini ayağını çektikten sonra bize düştü iş. Biz devam etmeye başladık. Yani zor zahmetli bir iş. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyor ama gerçekten de zor ve zahmetli bir iş. Vallahi saç iyi geliyor, sabunu iyi yapılıyor, sabunu yapılıyor, esansta kullanılıyor. Yani değerli bir ya. 300 geçen yıl 250 idi, şimdi 300, 350, 400 böyle gidiyor. İlk önce defneyi topluyoruz zaten. Kazan bu, kazanın içine döküyoruz, kaynatıyoruz. Mesela diyelim ki şu an saat 3-3'te koyduk, 12 gece 12'ye kadar kaynayacak bu. 12'den sonra bırakıyoruz, dinleniyor. Sabah saat 5 gibi kalkıyoruz. Eskiden şeyle tokmakla döverlerdi, şimdi matkapla dövüyoruz, matkapla çekiyoruz bunu. Suyunu koyuyoruz, bir daha kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra dinlenmeye alıyoruz. Dinleniyor, bir saat, bir buçuk saat dinlendikten sonra yağ zaten yüzüne çıkıyor. Yağını da yüzünden alıp, süzekle süzüp artık bir şeylere koyuyoruz, tenekelere. İlaç sektörü de var. Yani ayaklara, romatizmaya, bel ağrısına, sırt ağrısına falan çok iyi geldiğini söylüyorlar yağının. Genelde sabununu çok kullanıyorlar. Bir de bunun yurt dışında esansını da yapıyorlarmış. Parfümlerde falan da kullanıyorlarmış. Beni bildim bileli bu ağaçlar halen aynı. Yani daha bu eski zamanlardan kalma. Belki dedelerimizin zamanından kalma bu ağaçlar. Yani defnenin yaprağından, tohumundan da ayrı ayrı faydalanılıyor zaten. Bak tohumlarını kurutup mesela hayvanlar da yiyebiliyor bunun tohumunu. Yağlı olduğu için hayvanlar da yiyor. Yaprağını zaten genelde her sene alıyorlar. Satılıyor yaprağı da. O da ayrı bir para. Yağ da ayrı bir para. Tohumundan da faydalanıyoruz. Kuru tohumundan da. Yani her türlü faydalanıyoruz.